Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah, keyifleriniz yerindedir. Önemli bir konu var Bitcoin'le alakalı. Ee, uzun süredir ben bu konuyu takip ediyorum arkadaşlar. Bayramlar, özel günler, buna benzer işte Türkiye'nin içerisinde herhangi bir resmi tatil olacak herhangi bir şeyde kripto paralarda bir geri dönüş yaşanıyor arkadaşlar. Yani ciddi düşüşler yaşanıyor hatta. Bu konularla alakalı sizlere grafik üzerinden kurban bayramına özel göstermem gereken bazı olaylar var. Bunları göstereceğim. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki sizler de bu konuyu yakından takip etmek istersiniz uyuyorsunuz, videomuza bir beğeni atıyorsunuz. Ben de hemen hiç uzatmadan ışık hızıyla geçiyorum. Grafik ekranımız burada hemen karşımızda arkadaşlar. Ee, şimdi güncel olarak Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 30.700 dolar seviyelerinde gidiyor geliyor. Bir bazı gel gitleri var o da ne yaptığını tam olarak bilmiyor. Şimdi ben burada zaten e, bayramları işaretledim. 2021 yılına kadar işaretledim. Hatta baktığımızda geçmişe de işaretlemek lazım ama son iki seneye bakmak daha mantıklı geliyor. 20 Temmuz 2021 tarihinde kurban bayramının işte başladığı gün kriptoda Böyle Bitcoin'de ciddi bir geri çekilme yaşanmış arkadaşlar. İki gün içerisinde %7'lik hatta %8'e yakınlık bir geri dönüş yaşanıyor. Fakat arkasına baktığınız zaman da hemen arkasında tak ciddi yükselişler getiriyor. Yani bir boğayı getiriyor Kurban Bayramı'ndan sonra. Hemen günümüze gelelim. Yani günümüze değil de aslında 2022 yılına en yakın tarihe gelelim. En yakın tarihte 10 Temmuz bakayım yok 10 değil. 9 Temmuz 2022 tarihinde yine Kurban Bayramı başlamasının hemen arkasından Bitcoin %15'lik bir geri çekilme yaşanıyor arkadaşlar. Fakat 2021 yılına göre burada yükseliş çok fazla olmuyor. Hemen düşün hemen arkasından şöyle bir baktığımızda Hani çok fazla olmayan %33'lük bir yükseliş yaşanmış. Ama şimdi neye göre dedim? Buraya göre dedim. Burada ciddi yükselişler yaşanmış. Fakat akabinde baktığınız zamanda da geri çekilmeler yaşanıyor arkadaşlar ve günümüze geldiğimizde ise Bitcoin biliyorsunuz son 3-4 gündür ciddi şekilde yeşil mumlar atıyor. Bu yeşil mumlar atmasının yanı sıra artık Bitcoin'in mazotunun bittiğini düşünüyorum arkadaşlar ki 2-3 videoda da ben bu konuları size dile getirmiştim. Ekstrem bir durumlar olmadığı sürece yani piyasada temel analiz anlamında Ek, ekstrem bir haber çıkmadığı sürece kolay kolay böyle e, sat mumlar atmaz. Çünkü biliyorsunuz Rusya'nın içerisinde darbe mevzuları da patlak vermeye başladı. Bu olaylar dünyanın üzerine sıçrarsa şimdi Amerika Çin arasında da yine ufak ufak sürtüşmeler var. Tabii ki de bu olaylar tehlikeli olaylar ve temel analizde kripto para piyasaları başta olmak üzere genel olarak piyasaları etkileyen haberlerdir arkadaşlar. Bu seneki 2023'te de 28'inde başlıyor arkadaşlar salı günü. Arife 28'inde de çarşamba günü kurban bayramının birinci günü. Yani şu günler gerçekten sıkıntılı günler. Eğer onların ortalamasına bakarsak yani düşüşe bakarsak şöyle bir düşüş tekrardan bizi bekliyor olabilir. Ben bunu yakından takip ediyorum. Geçmiş bu olaylarda da takip etmiştim. Sizlerin de belki bu konuyla alakalı bazı düşünceleri fikirleri vardır diye sizlerle paylaşmak istedim. Belki aranızda sizler de bunu takip ediyorsunuzdur. Bir yakından takip edelim bunu hep beraber. Zaten Instagram, Twitter hepsinden sizlere mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.